Oğlum ekranda Galatasaray Ankara gücü kapağı var lan. Eee. Oğlum ben girmiş olmam lazım yayına şu an. Benden iyi yok lan yayın. Evet geldi. Gençler merhabalar. Aman ya Rabbim neler oldu ya? <laughs> ya burada şöyle keyif sigarası yakamıyor muyuz abi? Şurada duman dedektörü var ya. <laughs> bu niye arkayı bu kadar patlatıyor acaba? Şöyle üstümdeki Galatasaray görünsün diye mi? Ya yani neyse ben chati şeyden okuyayım ya. Şu şeyi çok kapatıyor. Lan oğlum ne oldu lan? Aa Okan hocamdan şimdi ben bir özür dileyeceğim Okan hocamdan. Yalnız bu chat'teki Galatasaraylıların 5 özür dilemesi lazım. Bana bir özür düşüyor. Bana bir özür düşüyor ama 10 haftadır yani yakasını kurtarmaya çalıştığımız Okan Vuruk'tan chat'tekilerin 5 özür dilemesi gerekiyor ama ben de en az bir özür dilemem gerekiyor. Konuşacağız onu. Maçın adamı Kerem veren değil, maçın adamı direkt Okan Vuruk. Net Okan Vuruk yani. İmparator Okan Buruk yazacaktım ben de ama Sör Okan Vuruk yazayım dedim daha orijinal olsun o da kendine olsun. Abi bu Sörlük. Bu Sörlük. Konuşacağız. Gençler anlaşıyor muyuz? Ben bir özür diliyorum. Siz de özellikle bak dur chatten hatırlayabilirsem o özür dilemesi gerekenleri sayımız çok olmadığı için belki hatırlarım. Dur bakayım. Mesela Kerem Aslan Ural. <laughs> Kerem Aslan Ural senin 3 özür dilemen lazım hatırlıyorum. Başka birçok kişinin 5 özür dilemesi lazım abi. Jesus'un bir bildiği yokmuş. Çok emin değilim. İkinci yarı bence doğru hamleleri yaptı aslında. Ama işte sör olunca <laughs> abi senin bu totemler ne olacak diyor. Ben de maçtan önce totem oğlum biz Galatasaray Fener şey Fener'i Kadıköy'de yendiğimizden beri şampiyon olamıyoruz. Tamam yani mı? Böyle bir problem var. İlk sene Gene Fatih Terim'in inanılmaz taktiksenliğiyle kazandık ve o sene şampiyon olmamız neredeyse garantiydi. Yani o sırada üçüncülük pandemiye girerken ama oynadığımız oyun içeride dışarıda herkesi yeniyorduk. Şampiyonluğumuz bütün otoritelerce çok garanti görünüyordu. Sonra araya pandemi girdi. Mustafa'nın falan bir ayağı kırıldı. Bir şeyler oldu. Şampiyonluk gitti. İkinci genişimizde de bir golle şampiyonluğu verdi ki Galatasaray öyle final kaybetmez kolay kolay. Bir kere daha Beşiktaş öyle final kaybetmiştik Beşiktaş'ın 100. yılında ama genelde Galatasaray finalleri kazanır. Böyle bir uğursuzluk hakim oldu Feneri deplasmanda yenince. Abi bu sefer demen ondan korktum o yüzden yenilen şampiyon olur dedim. <laughs> totemler. Totemler başlasın diye yenilen şampiyon olur dedim ve totemim tuttu abi. Umarım dediğimde tutmaz bu arada. <laughs> ya yani şuradan şampiyonluğu verirsek zaten biri beni Twitter'da alaya geçiyordu. Galatasaray kazanırsa diyor, "Osman Bulut." <laughs> Neyse Instagram'da paylaştım. Şimdi arkadaşlar ben 10 tane bilir dilerim demiş. Ya şimdi bak. Başlayalım mı konuşmaya? Benim aslında çıkmam da lazım ama. <laughs> şu maçın keyfini doyasıya yaşamak istiyorum ya abi ya. Ya peki. Peki bir saniye. Her şeyi geçtim. Bir saniye her şeyi geçtim. Ya sanki hiç maçı kazanmamışız gibi Allah'ım bize bir tatlı niyetine ekstra muhteşem bir ikardi golü hediye etmesini ne diyorsunuz abi? Ya peki şimdi ateistleri buraya çağırıyorum. <laughs> <laughs> Ama burada da Fenerlerin kötülük problemi olur abi ya. Ya ne yapıyorsun Icardi ya? Bu nasıl gol abi ya? Ya almışız onun maçı zaten. Lan maç bitmiş maçı 2-0 almışız. Ne istiyorsun lan bizden? Abi adam baktı. Ya böyle zeki bir oyuncu olamaz ya. Daha önce 15 dakikada var ya gene girdi restel yaptı ya. Ya şu adam bir sakatlanmasın lige damga vuracak ya. Ya yaptığı her şey doğru ya. Aldı topu normalde düz sürecek baktı sağdaki yetişiyor. Dedi ki benim asıl ayağım değil ama ben sol ayağıma gideyim çünkü en doğrusu o. Gitti sol ayağına topu 90'a taktı ya. Abi böyle bir oyuncu olamaz ya. Yemin ediyorum var ya içim yani tamam Fener'i yendik ama Abi böyle bir bitiriş olur mu ya? Vallahi çok güzel gidiyor bu sene ya. <laughs> abi Icardi konuşuyor. 9 toplu oluşma bir gol bir asist. Asisti de öyle. Bak şimdi Barış Alper'i konuşacağız. Bir pozisyon hatırlıyor musunuz? Son. Birçok kişi Kerem'e kızmıştır orada. Barış Alper Kerem'e verdi. Kerem topu kaybetmiş gibi oldu. Halbuki orada Barış'ın topu vermemesi gerekiyor. Çünkü stoper Barış'ı şey Kerem'i seçmiş. Dümdüz gitmesi gerekiyor. Ama bak Kerem yanına aldı mı zeki birini? Zeki'yi aldı yanına yıkadı Çat koydu önüne Kerem'in. Kaçırıyor mu Kerem? Topun şiddeti, offside'dan kaçırışı, her şey o kadar iyi ki o asiste. Kerem de bıraktı golü. Yani Kerem'i böyle yanındakilerle derler. bir Barış as Barış'ın asistine as yapmaya çalıştığı işe bak. Dümdüz gitmesi lazım Barış'ın. Bir Icardi ya. Ya adam her şeyi doğru seçiyor. Yemin ediyorum yoruluyorum ya. Ya bu Icardi izlerken vallahi yoruluyorum ya. Ya şu adamın bon servisini falan yani şöyle bir şeyler denk gelse de şu adamı bir şekilde alsak ya. Ya bir, ta bir takım bir oyuncu bu kadar doğru oynayamaz ya. Galatasaray'ın pozisyonu yoktu. <laughs> ya var ya çok korktum. İlk yarı o efsane o konuşacağız. Okan Buruk ilk yarısından sonra. Ya şu maçı giderse çok yazık olur dedim. Yani Jorge Jesus ikinci yarı hamleleriyle maçı alırım falan. Çünkü ya Okan Buruk işi bitirmiş ilk yarıda. İlk yarının 1-0 bitmesi inanılmaz hata. Yani biraz daha zeka koysalar. Mesela çok net pozisyon bulmadık zannedersin ilk yarıda. O kadar çok pozisyonun pozisyonu var ki son paslar hatalı Barış Alper bitiren yani pozisyon da var. Barış Alper'in bitiremediği pozisyon. Ama satrancı mat etmiş. Yani mat nedir? Şahın yenmesi değildir. Taktiksel olarak öyle bir hale getirirsin ki rakip artık hiçbir şey yapamayacak durumdadır. Şah kaçamaz ve oyun biter. Abi ilk yarı komple böyleydi. Yani her şeyi tuttu. Fener o kadar etkisi değildi aslında hücumda ama defansif yönünden Fener'in abi her gittiğimiz pozisyon olacak gibi oluyor. 3'e 1'ler, 4'e 2'ler. Oradan bir sıfırla çıktık. Olacak gibi değil. Ama Allah'dan ikinci yarı bir sıkıntı olmadı. Arkadaşlar şimdi Okan Burak'a geliyorum. Icardi'nin golü bildiğin şampiyonlar ligi golü demiş. Dümdüz pas abartıyorsun diyor. Evet bu çok ekstra bir pas değil doğru. Icardi'nin pası çok ekstra değil de Barış'ın hatası. Yani bazen dümdüz olanı ya yapamıyorlar. Yani öyle bir yani çok o kadar kaliteli bir gol olmadığımız için biz. Artık Icardi'nin normal pası da şimdi Barış Alper'in gidin hatasına bakın ya. Ya 3'e 1 gidiyor takım. Ya stoper Kerem'i tutmayı seçmiş. Niye Kerem atıyorsun? Kerem alsana olacak. Aldı da hiçbir şey olmadı. Sana da geri atacağı pozisyon yok. Dümdüz devam et. Savunma sana gelene kadar devam et. Ya doğru söylüyorsun. Dümdüz pas aslında ama barış yapamıyor işte onu yani. Yoksa Icardi'nin o pası çok ekstra bir pas değil. Ama gene de topu sağ ayağının önüne atışı, pasın şiddeti falan onlar bile önemlidir yani. Ama golü efsane bakın. Golüne gidin bakın. Bakıyor oyuncu geldiği için Topu penaltı noktasına sürmekten vazgeçiyor. Normalde sağ ayakla Önce oraya sürer hem de açısı da daha iyi. Sol ayağına sürüyor, sol ayakla 90'a atıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Överken yoruldu diyor. Vallahi yoruyor beni bu Icardi. Abi bir sakatlanma şu baldırların çekmesinde şu lige bir damga vur lütfen ya. Abi yukarıda izlemek çok ayrı bir keyif ya. Ya kafa toplarını bile hep doğru alıyor ya. Bir kafa toplarında çok ekstra görmezsin. Gomis'e, Seferovic'e veya Barış'a göre kafa toplarını da doğru indiriyor yani zamanlaması, topa sıçrayışı falan her şeyi çok iyi ya. Barış ilk yarıda iyi evet. Bu arada Barış da çok iyiydi. Çok güzel. Şimdi gelelim Okan Buruk abi. Şimdi öncelikle sizin özür dilemeniz gereken kısma geleyim. <laughs> Zaten burada haftalardır artık son 4-5 hafta tabii üst üste kazandığı için kimse bir şey demiyor. Ama haftalardır daha önceki haftalar kötü oynarken de abi hemen yemeyin hocanızı. Hemen yemeyin hocanızı bu Okan Buruk Başakşehir'le tamam öyle böyle şey bir sezonda ama şampiyon olmuş bir hoca. Avrupa'da çok özel maçları var bu adamın. Daha bu adama bir sürü takım gelmiş, yeni gelmiş oyuncular transferin son döneminde gelmiş diye Okan Burun sallandığı dönemde şey yapıyorduk. Savunuyorduk. Zaten sonra da kendisi gösterdi. Biz bütün büyük maçları iyi oynuyoruz. Ya benim bu maça yönelik en büyük güvenim oydu beynek. ya önceki güvenim çıktı. Ne kadar totemde bunu söylemesem de. Biz bunu burada konuşmuyor muyduk? Biz bütün büyük maçları iyi oynadık ya. Büyük maç oynayıp da bizim hak etmediğimiz hiçbir maç yok. Kazanamadığımız Adana Sefir, Demir Spor Semir ne ya? Adana Demir Trabzon maçı dahil Beşiktaş'ı içeride ezdik Fark oluşmadı Başakşehir'i ezdik ve bence bugünkü kadar ezmedik taktiksel olarak Bak 7-0 kazandığımız Başakşehir maçını Biz taktiksel olarak bu kadar ezmedik Özellikle ilk yarıdaki kadar Başakşehir maçı ve bugün Fener maçı Abi şahmat etti adam Şimdi gelelim benim özür dilemem gereken kısmı Maçtan önce şimdi biz burada instagramda konuşuyorduk İsteyenler takip edebilir hatta hala aynı storyler duruyordur Silmeyeceğim Tabii ki Özür özür Şimdi Okan Buruk benim zannettiğimden de iyi bir hoca çıktı. Burada problem o. <laughs> Osman Hocam Okan Vuru ısrarının ne kadar yerinde olduğunu görüyor muyuz? Görüyor muyuz Galatasaraylılar? Okan Vuruk ısrarının ne kadar önemli olduğunu görüyor muyuz? Ya niye Barış Alper 11'de çıkan normalde? Şuna kim ikna oldu ya şuna? Ver şunu ya. Çek beni ya sağ tarafa. Galatasaray'ın kadrosu görünmesi lazım. Ya şuna kim ikna olur normalde? Barış Alper arada bir 10-15 dakika santrafor denedi. Icardi de iyileşmiş. Adam Barış'ı ya biz maçtan önce Instagram'da konuştuk. Lan Türk oturtamıyoruz bir türlü. Üçüncü Türk kim olacak o kadar zor ki. Sol bek Dubois olursa ya da Van Anolt olursa. Çünkü Torreira herkes garanti bakıyor. Kesin oynayacak. Evet bizim se seçeneklerden biri buydu. Instagram'da yaptığımız şeylerden biri. Barış Alper mi Gomis'in yerine oynasa ama en düşük oy alanlardan biriydi belki de. Tamam da hatırlamıyorum şu anda ama. Abi adam 4, 4 Türk'le çıktı ya Okan Vuruk. <laughs> ya biz 3. Türk'ü bulamıyorduk. Adam 4 Türk'le çıktı abi. Ve o kadar iyi ezberlemiş ki Fener'in taktiğini. Yani Jesus'un taktiğini mat etti adam. Ya ilk yanım 1-0... Bana mesaj geliyor. Şunu şuradan hemen bir rahatsız etmeye alayım. Çünkü telefonla yayın yapıyorum. Kim şey yapıyorsa şey yapmasın. Uçak modunu mu alsan? Bunu alırsam sıkıntı olabilir. Neyse. Ne diyordum ben? Abi Jorge Jesus'un taktiğini adam. Ya ben 3 tane Santrafor dahil koşucuyla oynayacağım. Ben Santrafor dahil koşucuyla oynayacağım. Ve ön libero'da Berkan'ı kullanacağım. Abi ya Berkan'ın uzun top ve dikini oynamasına ben benden başka güvenen olduğunu zannetmiyordum. <laughs> Çünkü ben bile bu maçta Torreira'yı tercih ederdim. Yani daha garanti büyük maçı daha çok oynamış falan. Ama madem koşucu oynayacağız o zaman uzun pas atan. Bak Berkan'ın maçın başında attığı uzun paslara bir hatırlayın. Bu maçtan bahsediyorum daha. Geri de Berkan'ı tercih etti. Normalde Türk sınırından kurtulmuş. Ya barışı koyarak Türk sınırından kurtulmuşsun. Torayra'yı oynatabilirsin. Arsenal'dan gelmiş 6 milyon yürü yıldız bir adam yani. Ve moral iyi gelmiş. Benim zannettiğim aksine gayet antrenmanlarına da çıktı. Cuma'dan itibaren. Bu de değil mi? Ama orada da Berkan'ı tercih etti. Niye? Çünkü daha iyi bir pasör. Uzun uzun anlamda daha iyi bir pasör. Senin 3 uçurtman varsa Raşit Sabarış ve Kerem Aktürkoğlu şurada buraya Berkan'ı koydu adam. Bakın bu ben de buna kızdım Instagram bu artık çok riskli bir şey deniyorsun sen büyük bir maçta. Bak bu bu sörlüktür. Arkadaşlar burada ben şunu dersem haksız olurum. Ben şunu desem size arkadaşlar ben size 15 haftadır Okan Buruk savunuyorum. Okan Buruk bu takımda kalmalı diyorum. Gördünüz mü Okan Buruk şu maçta ne yaptı dersem aldatmış olurum. Hayır abi bunu ben de beklemiyordum. Bu Okan Buruk'un onu savunanların bile üstüne çıktığı bir maç ya. İlk yarı adam şahmat abi. Aldığımız bütün pozisyonlar pozisyonun pozisyonu oldu. Ya 3 adam hatır 3'e 1 4'e 1 her pozisyon 3'e 1 4'e 1. Bu şeylere çok yansımaz bak. Gol beklentisine çünkü şutla bitmedi çünkü orayı beceremediler mesela. Barış'ın beceriksizlikleri diğerlerinin beceriksizlikleri falan son pasları yapamamaları oraları beceremediler aslında. Ama taktiksel anlamda şahmat abi. Bir büyük maçta bir takım bu kadar arkada pozisyon falan bulmaz normalde. Jesus'un da iyi bir B planı olmadığı için daha Trabzon maçından itibaren aslında Jesus bir B planı hazırlaması gerekiyordu. Çünkü çözüldü artık o. Ama bu kadar da iyi çözmemişti Trabzonspor'u söyleyeyim. Yani burada başka bir şey. 3 tane uçurtmayla ileride oynatıp arkada Olivier ile ve Berkan pasörü. Oliviera'nın değeri çok fazla abi. Bak bu Oliviera'yı bir tane benim bazıları <laughs> isim vermeyeyim şuradan. Çok eleştiriyorlar. Oliviera çok değerli bir oyuncu. Bak salak salak sarı kartlar geliyor. Tutma! Hakemin omzundan niye tutuyorsun ya? Orta saha oynuyorsun abi tutma. Niye o riski alıyorsun yani? Buraya aynı şekilde vurma abi topu. Atılsan ne olacak? Ya, yazık edeceksin Okan Buruk'un emeklerine. Ama muhteşem pasör. Yani sağ ayağıyla sol ayağıyla tam şu maçın oyununa uygun ikili orta saha. Berkan Olviyar'a asla ben de bunu tahmin edemezdim bu kadarını. Ya Okan Buruk ya ne kadar övülse yeridir bak bu maç. O kadar söylüyorum. Kendini savunanların bile düşünemeyeceği kadar iyi hocalık yaptı bence. Bambaşka bir şey denedi ya. Şu şunu 3-0 kaybeder, 2-0 kaybetse şu maçı herkes Okan Buruk'u yerinden vurur. Bak popülist hoca olmadığını gösteriyor. Sosyal medyanın umurunda olmadığını gösteriyor. Ya ben 4, 4 Türk'te çıkıyorum diyor. Ya siz neyin 3'ün üç, Türk'ü kafasını yapıyorsun? Hafta için bütün Galatasaray, 25 milyon Galatasaraylı 3. Türk'ün kim olacağını derdini yanıyor. Sıkışmışız. Abdülkerim oynayacak, Kerem oynayacak, 3. kim olacak? Çünkü diğer herkes Yıldız. Icardi'yi bekliyor herkes ileride. O olmazsa ya son maçların Yıldız'ı Gomis. Hem Gomis'i kesiyorsun hem de Icardi'yi kesiyorsun Barış'ı koyuyorsun. Ben benim taktiğim bu diyorsun. Bak bu müthiş bir cesarettir bu. Ve adam bak skor ilk yarıda 1-0 olmasaydı da ben bunları anlatacaktım. Adam oyunu hatta ilk yarı 1-0 az bile kaldı bence. Adam oyun olarak şahmat abi. Eğer o Dubua o taşlardan 2-3 tanesini daha Barış'a atsaydı Barış o Gustavo'ya attırır demin ol. Atmadı niyeyse anlamadım yani. O kadar üstünlük elde etti ki Barış Gustavo'ya karşı orada. Zaten hemen sarı kartını aldırdı. Biz sarı kart kırmızı kart pozisyonu. Öyle. Abi Okan Buruk'u yeterince övdün mü? <laughs> ben yeterince övdüğümü düşünmüyorum. Yani ben sadece sabredilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ve çok iyi olduğunu düşünüyordum. Skorların oyunun yeterli olduğunu düşünüyordum şu ana kadar. Skor yorumculuğu yapıldığını düşünüyordum. Adana Demir maçında maçı alamadık evet ama oyunu aldık abi. Trabzonspor maçında maçı alamadık evet oyunu aldık. Alanya Spor maçında boyen kırmızı kartı ya da hakemin hataları Okan Buruk'un suçu değil. Gol beklentileri 3-3.5 çıkıyordu. Orada savunuyorduk. Aa ben şimdi onlara argüman getirip burada gördünüz mü diyemem. Dediğim gibi bana da burada özür dilerim abi. Okan Buruk bir sörlük sergilemiştir. Bak bundan sonra Okan Burun kesinlikle tartışılmaması lazım. Bırakın ne yapıyorsa yapsın. Ya puan kaybetse de ne yapıyorsa yapsın. Bence hala küçük bak küçük takım problemi yaşıyoruz hala. Şu anda biz ne dedik? Fener maçından sonraki 10 haftada 5 puan fark atmamız lazım dedik. İlginç bir şekilde Fener maçından sonra zaten 4 oldu. Ama bak şu kolay füksür zora da dönebilir. Çünkü Ankara gücü maçını gördünüz. Ondan önce içerideki oynadığımız maç da aynı şekilde. Kim neydi? Sivas'tan önce biz kimi yendik? Yaz. Hala küçük takımlara karşı problem yaşıyoruz. İyi bir set oyunumuz olmadığı için. Bak hala set oyunumuzda sıkıntı var. O yüzden sıkıntı var ama bırakın Okan Buru istediğini yapsın abi. Bu adam hepinizden, <laughs> herkesten daha iyi düşünüyor abi. Her yerinden öpüyorum Okan demiş. Gol atmamı normal karşılıyordum. Forvet olarak görüyorum bu normal karşılarken mutlu oluyorum demiş. Ya Icardi bir dur Allah aşkına bir yürü git Icardi ya. Yordun bizi ya. Bir git seni sonraki maçta övelim abi. Bugün Okan'ın zamanı ya. Ya girdi 15 dakikada bir adam maçın yıldızı olur mu ya? Bak sofa skora bak nerede lan? Maçın yıldızı Icardi yapmışlar abi. Az önce gördüm. Al Icardi 8-7 almış. Ya bir adam 15 dakikada maçın yıldızı olur mu abi? Şaka mısın oğlum? Oldu da hakikaten ya. 3-4 tercih baba bu, bu dedi futbol bu dedi ya seviyeyi şuradan aldı şuraya çıkardı ya adam. Bitirişe bakar mısın ya? Yıkardım yürü git Allah aşkına haftaya öveceğiz seni abi git haftaya da da onları. bugün Okan vura övmemiz lazım. Çünkü çıkmam lazım. <laughs> Şu anda Yıkardı ile falan uğraşamam abi yeter ya vallahi yordun bizi ya biz böyle santraforlara alışık değiliz oğlum. Git bon servisini alıyorsan gel bu şaka mı rüya mı ne bu anasını satayım öyle şey mi olur lan? Abi adamın her asist her golü olay lan. Yürü git Okan'ı öleceğiz biz yürü. Dakika 30 Kerem'in harika topuk bası Olivier'e boşta koşamadı. Harika değil işte o. Biraz fazla döndü. Çok iyi düşündü ama tam harika olmadı. Üstünden tam atlasa da harika olmayacaktı. Çok az daha hafif topa dokunması gerekiyordu. Olmadı. Hatırlatın pozisyonları. İlk yarıda Halil Umut Meyler'in bütün takdir haklarını saçma. Halil Umut benim sevdiğim. Ya Türkiye'de en iyi hakem. En az kötü hakem de diyebiliriz ya da. Ama abi Halil Umut Meyler faulleri falan görürdü ya. Şaka mı abi bu? Random çaldı ya ilk yarıda. Ya Salah'ın bir pozisyonu var Kerem'e yaptığı. Net sarı kart devam ettiriyor. Böyle yani orta sahada pozisyonlar. Berkan'ın adamı, Crespo Berkan'ın ayağına basıyor. Öbür tarafa faal çalıyor. İlk yarının sonunda Osayn'in pozisyonunda gitti Osayn'in lehine faal verdi falan. Bu arada bizim attığımız ilk gol yani şimdi bu maçı onları konuşacağımız şey değil. Bana da offside geldi. İlk çıplak gözlü offside geldi ama abi çizgileri öyle bir çiziyorlar ki insanı şeyde bırakıyorlar. Ya bu sefer elinden çizdiler şeyin. Nelson'un. İz düşüm biz düşüm yok bu sefer. Yani geometri bilmemekle alakasız olarak bu sefer hakikaten en son elinden çizdiler gibi geldi bana ya. Yani. Neyse geçiyorum Allah'tan hakemlik bir şey olmadı yani de hakemleri ben beğenmedim bu maç. Sonradan mesela Valencia niye sarı verdi? Fener'in aleyhine olanları da söyleyelim madem. Valencia'nın pozisyonu ben Dubai'ye gitti kart verdi sandım yani ekstra bir şey söylemediyse orada. Oğlum bir adamın üstüne oyun içinde topla abandın diye. <laughs> şey değil ki bu dostluk maçı değil ki lan bu. Adam oyunun içinde rakibine topu abanabilir yani. Bu sarı kart çıkmaz yani eğer orada ekstra bir şey demediyse. Enteresan enteresan kartlar. Abi Oliveira gerçekten tam bir şutçu ve duran top ustası. Attığı gol çok iyiydi. Evet, Oliveira'nın golü de çok iyiydi. Oliveira'nın golü de çok iyi ama pasları da çok iyi. Yani Oliveira ya var ya iyi oyuncu. Yanında iyi oyuncu oynadın mı? İşte Raşit Sayrı Kerem'e kötü diyorduk mesela. Tamam mı? Orta sahada Oliver oynadığı zaman bak nasıl işler değişiyor yani. Berkan da çok iyi bir pasör. dediğim gibi. İlk yarıda ya da ikinci yarıda bir top kontrol hatası yaptı. Yapar Partolay'la da yapıyor zaman zaman. Ama Berkan da çok iyi oynadı gene. Ya delici pas Mesela maçın sonunda 2-0. Tamam mı? Artık Alver'e dönmemiz lazım aslında. Berkan yani Tam 5'e 1 falanız bizim yarı sahada. Döndürmen lazım Mustera ile topu. Döndürmüyor. Yeni dikine oynuyor. Yani onu biraz törpülemesi lazım aslında Berkan'ın. Çok fazla dikine düşünüyor artık. Ama bu çok artı sağlıyor ve bu maçta gitti adam Torreira yedek bıraktı. Berkan'ı 11'e koydu. Ya buna bence sert edemem lan. <laughs> ya haftalardır size Berkan'ı savunmuyor muyum? Berkan Torreira'dan bazı özel özellikleri daha iyi demiyor muyum? Ne mi? Burada kapışıyoruz şaka yoldu falan. Ama buna ben de cesaret edemezdim yani bu maç. Adam dedi ki ben önde 3-3 otmayla oynayacağım. Son haftaların yıldızı Gomis oturacak. Yıldız Icardi de oturacak. Orada Barış oynayacak. Çünkü fiziği çok daha iyi kuvvetli gördük. Adam sarı kart aldırdı yani. Onu o sarı kartı aldırtan daha maçın başında Gustavo'ya o sarı kartı aldırtan Okan Buruk'tur. Okan Buruk'un taktiği. Arkada da ben Berkan'la oynayacağım. Torreira otur. 4, 4 kişiyle çıkıyoruz. Berkan'ın uzun topları ve pas yetenekleri daha iyi. Berkan'ın Torreira'dan iyi olduğu tek, tek nokta o belki de yani. Başka tercih hiçbir sebep bulamıyorum. Saygı duyuyorum abi. Okan Vura inanılmaz saygı duydum şu maçta. İnanılmaz yani. Kim hiçbir şey yapmadı demiş. İrfancan Can oyuna girdi diyorlar doğru. <gülüyor> <gülüyor> İrfan Can oyuna girdi diyorlar doğru mu diyor. Hakikaten bakayım kaçta girmiş kaçta atılmış ya. O kadar da değilmiş lan. 69'da girmiş, 86'da atılmış oğlum. Adam gene bir 20 dakikaya yakın oynamış. <laughs> Öyle deme. <laughs> Bu arada Fenerbahçe 10 kişi kalmayınca yenilmiyor arkadaşlar. <laughs> Fenerbahçe 10 kişi kalıyor o yüzden yeniliyor. Fenerbahçe bir yeni kırmızı kart göstermeyin bakayım yenilecekler mi abi. Hep böyle yapıyorlar Fener. Fenerler gene buna sığınacak mı acaba? Ben var ya İrfan Can'ın Fener taraftan yerinde olsam İrfan Can'ı yerden yere vururum. 1-0 değil miydi ya oyunu sırada? 2-0 mıydı? 2-0'muş gerçi. O zaman sinirlenmiş olabilir Türk çocuk. Ne olsun. Ay evet hatta kırmızı kart yedi diyor. <laughs> Zaten ona şaka yapıyor. Soft gibi. Okan vurgu beton yetmez demiş. Dakika 30 Kerem'in harika Bunları okudum lan ben. Admin Twitter'da baya güzel paylaşımlar yapıyor diyor. Osayi'nin güreşi. Osay'ın güreşinde şey Osayi'ye çıktı faal. Lehine. Abi Halil Umut e selam veren sarı kart yedi diyor. Hakem çok kötü değildi yani. Ali Mutmeler Lig'in en az kötü hakemi zaten de. Ya çok ciddi bir hatası yapmasını beklemiyoruz da. Yani o faalleri de iyi görürdü Ali Ortadaki faalleri falan iyi görürdü. Bugün çok göremedi. Ya mesela Crespo ile Berkan'ın pozisyonunu hatırlayın. Crespo Berkan'ın ayağına basıyor. Berkan'ın hiçbir şey yaptığı yok. Faal çalıyor. Osayn'in pozisyonu öyle. Bir de ilk yarıda Salay'ın Kerem'e yaptığı pozisyon var. Valencia'nın da sarı kartı var. Fener'in lehine olan düşünüyorum başka. Bir de Serdar Aziz'de Kerem'in faal pozisyonu var ama bence Kerem kendini yere atıyor gibi görünse de faal o. Dizi değiyor çünkü ayağı değmese de. Öyle. Evet, çok ciddi bir hatası yok şeyin de yani bazı faalleri şeyinle ilk yarıda özellikle çok Fener'in takdir haklarını Fener'den yana kullandı. İkinci golde 4 dakika beklettiler. Neyi beklettiler? İkinci golde 4 dakika neyi beklettiler abi? Zorla adamı şeyi sokuyorlar. Başka bir şey mi baktılar? Daha offside dönünce bir şey mi vardı acaba? Faalümsü falan benim kaçırdığım. Çünkü öyle bir çizgi geldi ki zaten biz de öyle gördük ekranda. Öyle bir çizgi geldi ki bir metre fark var arada. Ya offside falan alakası yok. Çizgiler dip falan gelmedi. Abi 4 dakika neyi izlediniz lan o zaman? Ah, Mitchell girdikten sonra yine kötüydü demiş. Çok dikkat edemedim ama geçen maç çok daha kötüydü çok ya tam bu sefer tam istediğim değişiklikleri yaptı bu arada. Yani orada Olivier'ın hemen yürüdüğünü gördü. Orada ilk yaptığı değişikliklerden sonra Olivier'ın hemen yürüdüğünü gördü. Çat değiştirdi. Mertens ile torayla değişikliği de bence çok iyidir ki Toraydan oynattığı yere dikkat edin Mertens'in yerine gibi oynattı. 8'de oynattı 6'da değil. O ileride basmasına Demedi ki ben kapanayım yani. Ya Okan Buruk sana saygı duyuyorum abi ya. Vallahi saygı duyuyorum ya. <laughs> Demedi ki ben kapanayım. Torreira'yı koydu önde önde baskıya devam. defansın, ön, defansın önde yapılmasına devam yani. Fener kaleye gelemedi yani. Ondan sonra. <laughs> Oliver Kerem Icardi oynadı mı Galatasaray rahat oynuyor. Abi Barış bazı sebeplerden tamam 11 başlatamayı. Icardi bence kesinlikle ikinci yarı full oynaması lazımdı. Şimdi ha Barış'la ilgili onu konuşalım. Kesinlikle artık bir santrafor yedeği. Yani kanatla manatla uğraşmaya gerek yok ama hala öğrenmesi gereken çok şey var. Sinir ediyor adam bazen. Ama öyle fizikli ki. Nereden geldi nereye geçti kuz. Tavu o kadar yavaş ki barış mı o kadar hızlı anlamadım yani. Neyse. Yalnız düzeltmesi gereken bir şey var. Enerjisini mantıklı kullanamıyor. Mesela maça bir başladı. 15 dakika perişan etti Fener savunmasını. Sonra hemen düşmeye başladı ve ilk yarının son 15 dakikasında falan barış marış yok ortada. İkinci yarı benzer şekilde. Yani inanılmaz efor sarf edip yani böyle bir deli gibi. Hiç ben bunu bazen bilirsiniz bunu al sağlar Çok heyecanlı başlarsınız maça. Beşinci dakikada kesilirsiniz fazla enerji harcadığınız için. Ve sonra maç boyu ritmi yakalamak bir daha zor olmaz. Bunu öğrenmesi lazım. Çok fazla enerji harcıyor maçın başında. Ve kendini bitiriyor ondan sonra. Bir anda barış yok oluyor sağdan. barış normalde çoktan fizikli kondisyonunu zannederiz. Değil mi? Ama yerine giren Icardi çok daha diri göründü. Bir anda bir santraforumuz, bir santraforumuz olduğunu fark ettik tekrar ikinci yarıda mesela. O yüzden Barış'ın bunu öğrenmesi lazım. Yani enerjisini verimli kullanma. Bütün bir maça yayma. Onun dışında özelliklerini şey yaparsa aa, evirirse bir Burak Yılmaz evirebilir abi. İçinden bir Burak Yılmaz çıkabilir onun. Onun dışında kanat oyununda falan ben hala yani Kerem'e yaptığı hata hala beni çıldırtıyor. Abi 3'e 1 gidiyorsun. Bir önüne bak. Ya pas doğru seçenek olmayabilir orada. Bak önüne. Savunma öbür tarafı seçmiş. Senin önün bomboş. Zaten atletiksin. Devam et. Savunma seni tercih edene kadar devam et. Yani bu futbolun en temeli artık yani Barış. Ama ilk yarıda taktiksel olarak aldı oyunu tabii ki yani. Barış'ın oyunuyla biz rakibe yıktık. Yani iki top dağıtıcı. Oliveira Berkan ve 3 uçurtma. Hangisini tutsun? 3-5-2'nin zaafı işte bu. Yani 3'e 3 üç adam kalıyorlar. 3'e 3 üç kalıyor bizim oyuncular ve 3'ü de uçurtma kalıyor. Diğer rakiplerine göre. Arkada iki sağlam şey şahmat. Bitti. Abi kazanan şampi diyebilir miyiz diyor. Ben onu demedim. Ben kaybeden şampiyon olur dedim. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü şimdi bizim önümüzde kolay maçlar var arkadaşlar. Kolay maçlar bu yıl bizim için zor maçlar. Ankara gücünü nasıl yendiğimizi gördünüz. Ecel telleri döktük. Ankara gücünün gol pozisyonu bizden daha fazla. Şimdi abi hiç havaya girmeden. Tamam bak totem motem değil bu. <laughs> <laughs> Bunu yanlış anlamayın. Oğlum gördünüz işte Ankara gücü maçında nasıl zorlandığımızı lan. Maçı kaybetsek kim ne diyebilirdi Ankara gücü maçında? Otem otem değil abi. Okan vuru gözünü seveyim bir de sağlam set oyunu ekle. Küçük maçlarda bir kolay kazanmaya başlarsak o zaman biraz daha rahatlarım ben. Ama şimdi 10 maçlık kolay bir döneme giriyoruz. Daha nispeten kolay bir döneme. Ve bu beni korkutuyor abi. Küçük bir takımla oynayıp eze eze kazandığımız bir maç bana söyler misiniz? ben büyük takımla oynayıp kazanamadığımız bile ezdiğimiz bütün maçları sayarım. Adana Demir, Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe. kaçınca abi bunlar? Hepsini ezdik lan. Hepsini ezdik. Hele Beşiktaş, Başakşehir, Fener. Üç büyü sayarsan üçünü de ezdik abi. Şimdi bir küçük takım taktiği. Yani daha bir set oyunu. Daha kontrollü. Bu arada bak yazmadınız. Sivas'tan önce biz kim yendik ya? Crespo delirtti ya her şeyi atlıyor tam dalışı. Yani Crespo hakikaten öyle ya. O kadar çok faal almaya oynuyor ki. Ya bence bir noktada var bunlara dahil olmalı yani bu var protokolü değişip. Ya Crespo'nun hakemi aldatma yönelikten 2-3 tane sarı kartı var şu maç. Crespo'ya demişler ki Kartal kendine bir yarattı. Kerem'e top değdi mi diye baktılar bence. Kerem'e top değdi mi diye baktılar bence mi? Offside da mı? Nasıl Kereme top değdi mi? Kereme top değecek tabii lan. Değilsin ne var ki Kereme top değince? Ofsaytta de değil ki adam. Galiba Kereme değdi mi değmedi mi diye baklar. Ne demek lan bana bir pozisyon anlatın. Kereme değdi mi ne demek ya? Kerem de değildi ki ofsaytta zaten. O yüzden uzadı demiş. Neyse ben anlamadım da ona bir daha bir daha bakayım. Kerem'e değmediyse olsa. Ya Kerem orada tek oynadı tam pozisyonu hatırlamıyorum. Çok sıyırdı gibi mi oldu? Allah pozisyonu hatırlamıyorum. Öyleyse o zaman olabilir evet. Abi o Twitter'da yazan bendim. Sevdiğimden daha geçmek Bartu Çok komiksin. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Sana takılmadım. <laughs> Bartu'nun yazdığı neydi ya? <laughs> olabilir miyim onu Twitter'da acaba? Benim Berkan ölmemle dalga geçmiş ama gördün sen Bartu. Ben onu RT'lemedim ya. Şaka mı abi? Instagram'dan paylaştım. Vallahi bulamadım ya. Neyse boş ver, tamam. Bu arada Berkan'ın uzun topları çok iyi diye bitirmiş. Benle dalga geçerek. Oğlum gördün işte. Okan Buruk da bunu gördü. Ve Torreira'nın yerine tercih etti. Ve mat etti abi. Sarı kartlar adaletli miydi sence? Ya bir şey diyemiyorsun işte kurallara göre. Yani Boye'nin vurduğunu ben olsam es geçerdim. Öyle çok hakeme tepkilik bir şey değil gibi. Öbüründe de omuzundan tutup çekiyor öyle bir yer. Böyle bir maçta bu kadar bu, bu, tarz temasları istemiyorum diye oyunculara tavrını erken belirt, e, belirtmek istemesi açısından anlayabilirsin. Ya hakeme çok bir şey diyemezsin, diyemezsin o sarı kartlarda. Onun dışındakiler doğruydu da göstermedikleri vardı işte. Salayını görmesi gerekiyordu. Ee, Kerem'e yaptığı çok net bir faal var. Bir de bir tane daha vardı ilk yarıda. Artık herkes Okan Burak'a biat etmeli. Net. Bir de küçük takım taktiği bulur. Yani zaten var taktiği de daha oturursa küçük takımları da bir rahat yenersek Fenerbahçe işte küçük takımı izdik diyor. Jorge Jesus sene başından beri övülen. Yok profesör yok şöyle yok böyle bana ne diyordunuz? Bak ben seni diyordum ya? Okan vurun oyunu kim? Bizim hiç bizim oyunumuz kim? Türkiye'deki hiçbir takımın oyunundan geri değil diyordum. Temkinli olmak için de çünkü Fenerbahçe ma Fener maçının oyunlarını izlememiştim. Okan top attığı topta kimsenin oynattığı toptan geri falan değil diyordum. Tabii Beşiktaş öncelerini hatırlayın. Açın yayınlara bakın. Yani bizde şey karizma çok önemli bir olay tabii. Bu maçtan önce bile. Jorge Jesus'u bakıyorsun. Çok karizma ellerini şöyle yapıyor sağda geliyor. Maçın başında Okan Burun gitmiş kulübede. Ben bir kızdım yani biraz. Niye siniyorsun gitsene çizginin en dibine oyuncuların yanında olduğunu belli falan. Hepsi hikaye baba oyunu kurmuş oyunu kurmuş. Karizma marizma şöyle beklemeler hoca gibi durmak. Okan Buruk oyunu kurmuş. Çizmiş. Şahı sıkıştırmış. Gerisine karışmıyor adam. Başakşehir aynı şekilde. Beşiktaş aynı şekilde. Bu işler öyle kolay değil. Jorge Jesus'u bugün koskoca Portekizli e Jorge Jesus'u oyun olarak matat etmesi benim için o kadar değerli ki. 3 0ı geçtim. Ve i̇lk yarının skoru 1-0 değil. İlk yarı en az 3-0 falan bitmesi lazım normalde. Hadi Fener'in de bir, bir pozisyonu falan oradan da koç. Bu arada çok güzel bir kurtarışı var. Çok zor bir kurtarış var Muslera'nın. Batshuayi'nin vurduğu top. Muhteşem bir kurtarış. Öyle değil Yani skoru tutuyorsun. 1-1 olsa başka bir şey oynanabilir bilemezsin yani. Okan Burak'a saygı duyuyorum abi. Jorge Jesus oyun olarak mat etti. 3-0'dan geçtim. İkinci yarı mesela Jorge Jesus az bir hoca değil. Çat 4-4 dikeye döndü ve Fener topu aldı. İkinci yarının başında Fener artık o Galatasaray mesela gitmeli bir 10-15 dakika Galatasaray kalemi mesela ikinci yarının ilginç şekilde ikinci yarının skoru 2-0 ilk yarının sonra skoru 1-0 halbuki biz ilk yarı daha çok aldık oyunu ya yani ikinci yarı 2-0'dan sonra Fener kontak olarak kontağı kapattığı için o öyle oldu yani halbuki Icardi'nin golüne kadar ve Icardi değişikliğine kadar Jorge Jesus kendi sene başından beri oynattığı 3-5-2'sinden dönerek o da büyük bir hocalık sergiledi. Tamam dedi bu tutmadı mat olduk ilk yarıda. Değiştiriyorum değiştirdi. Ha çok ekstra pozisyonlar buldum Fener. Hayır ama Galatasaray'ın o şey silahını elinden aldı yani. Öyle savunma arkalarına falan gidemedik öyle ilk yarıdaki gibi. ikinci yarıda. Dolayısıyla Jorge Jesus büyük hoca yani öyle şey değil. Ama ona rağmen totalde mat etmiş oldu özellikle ilk 45 dakika oyunu. 2-0'dan da sonra zaten kafa olarak koptu Fener. Fener'in gol pozisyonları var ama gene de böyle taktiksel an... Mesela Fener'in çok kötü oynadığı bir maç diyemem ben bunu açıkçası. Yani o Okan Buruk'u gözümde benim büyükten o Fena yani. Fener çok mu kötü oynadı abi bu maç? Mesela Trabzon maçı kadar kötü mü oynadı? Hayır. Var yani ufak tefek de olsa böyle çok net bir gol pozisyonu kaçırdı mı? Hayır ama ufak tefek pozisyonları var yani. Batuhan'ın vurduğu var, Arao'nun vurduğu var bir tane. Bu kadar. Başka da yokmuş. <laughs> var mı başka? <laughs> başka ben hatırlayamadım. Bir tane daha var. Crespo'nun pozisyonu var. Cezayir önünde Crespo vurdu. Yani biraz daha yarım pozisyonlar ama ikinci yarı bence hatasından Jorge Jesus döndü yani. Ve bu işe de yaradı. Ben inanıyorum bu sene şampiyon olacağız demiş inşallah. Fenerbahçe ha bunu okudum. Abi Kastamonu 7 attık sayılır mı? Millet al geçiyordu o zaman Kastamonu yeni atmamızla. Okan Burak'a Kastamonu'yu verin 7 atacak falan bilmem ne. Ne oldu zoru başak şehir geldi. <laughs> fener ya Fener'e deplazmanda 3-0 yenmek nedir? Bakın Fatih Terim'in kariyerinin en iyi maçı bence. Ya bilmediğimiz maçlarda da vardır. Taktiksel anlamda en iyi 3 maçından biri Fener'i deplasmanda yendiği 3 birlik maçtır. Bambaşka bir oyun oynandı. Bugünkü bugünküyle alakası yok. Orada tamamen Fener'in oyununu pasla kırmaya yönelik. Çünkü orada seri gibi bir adam var. Ayağından top alman mümkün değil. Belandalar, falan. Gezdire gezdire bir bire bile dönmesine rağmen gidin kaleden Mariano'nun topu alış çıkarışına falan bakın. Mariano öldü mü lan? Aynen. Biliyorlar yani. Oyunu biz al almışız Çünkü 1-1'e de dönse oyun şey 1-0 geriye düştük hatta aynen. 1-0 geriye düşsek biz bu maçı alırız havası vardı. Onu verdirtmişti Fatih Terim oyunculara. Abi bugün bugün G Okan Buruk bunu Jorge Jesus'a karşı yaptı abi. Müthiş bir kariyer adımıdır şu maç. Zaten Fener'i bütün maçlarda yenmiş Okan Buruk şu ana kadar. içeride dışarıda. Aksar'la yenmiş, Rize'yle yenmiş falan. Bugün bir daha yendi. Çok belirgin maçları vardır. Okan Buruk çok gelecek var eden bir hoca. O yüzden ısrarla arkasında durulmalı. Umarım da şampiyon olup bu şekilde durmaya devam eder. Çünkü şampiyon olmadığı zaman bizde işler sıkıntı oluyor. Yani sabredemiyoruz. Yoksa bana kalsa ben sabrederim mi? Müthiş şeyler vaat ediyor Ya Bir de böyle yıldızları yönetmek falan kolay değildir. Ya o iki aradaki dengeyi tutturmak falan kolay değildir. Icardi gitsin abi. Icardi ile uğraşamam bu maçı. Yorgunum çıkmam lazım ya. Icardi'yi başka zaman överiz. Tamam abi Nisi Icardi yapacak bir şey yok yani girdi. Maçın gündemini değiştirir mi ya be adam? Oğlum maçın gündemi sen değilsin lan. Lan maçın gündemi sen değilsin oğlum. Sen gitmişsin 15 dakika iki ay sonra sakatlıktan dönmüşsün. Orada Okan Buruk'un söylükleri var. Fıstık gibi işler yapılmış. Taktiksel bir sürü bir şeyler olmuş. Geliyorsun maçın oyuncusu benim diye o işin ortasına giriyorsun. Ya şaka mısın oğlum? Git abi senle başka maç uğraşacağız ya. İstanbul Spor. Ha İstanbul Spor'u yendik evet. Nasıl yendik İstanbul Spor'u lan? onu da çok hatırlamıyorum ki. Benim bildiğim onu da çok kolay gelmemiştik. Buradan bulabilir miyim? Arkadaşlar bakın 11. Ben niye bu arada hiç ekranla ilgili bir şey anlatmamam rağmen ekran görüntüsünü biliyorsam. Bakalım. Sasha Boy yine efsane bir, bir maç oynadı. Yani sarı kartını görmeyeceksin abi. Hattırırlar adam bak bir maç. Kırmızıda da böyle atıldın. Ama o ya kontra pres diye bir kavram var. Onun eş anlamlısı bu Sasha Boy'a biliyor musun? Kontra presin eş anlamlısı. Şimdi bir pozisyonda zannediyorsun ki Fener topu aldı. Kontraya çıkacak zannediyorsun bu Fenerbahçe için güzel herhangi bir maç. Aa, sayın rakibi topu aldı. Aa kontrayı edecek diyorsun. Sonra bir anda boya geliyor topu alıyor. Ve <laughs> biz tekrar atak yapmaya başlıyoruz. İnanılmaz bir atlet ya bu boy. Valla içinden Arnold çıktı ya. Böyle tekniğini falan da geliştirdi yani. O kötü özelliklerini de törpüledi yani. <laughs> ya bu adam biz 250 bin euro ya veriyorduk ya transferin son günü. Şaka mı bu abi? Ya yemin ediyorum Rabbim yüzümüze güldü ya. Kim kesebilir lan şu boyayı şu anda? Kontra Adamın adı kontra pres. Nelson 6 9 almış. Niye anlamadım? Bence çok kritik müdahaleleri vardı. Sarı kart pozisyonunda yapacağı bir şey yoktu. Görüyorsan öyle sarı kart göreceksin. Yani Boyen gördüğü gibi, Oliveira'nın gördüğü gibi değil. Abdülkerim iyiydi evet. Duba fena değildi. Berkan iyiydi. Ya yani Ankara gücü maçı kadar olmasa da bence çok iyiydi yani. Özellikle birkaç ilk yarıda attığı paslar. Dikine oyun. Yani kontrol oyunu oynayacaksak biz Berkan çok iyi bir oyuncu abi. Oliveira çok iyiydi. Ya sarı katlıktaki şeyleri, gariplikleri falan bu. Dışında Oliveira'nın pasları çok iyi abi. Niye bu 6.5 aldı anlamadım Raşit'sa bugün iyiydi bence. Kerem Aktürkoğlu gayet iyiydi. Çok iyi bir bitiricilik. Ya şu Kerem'in de üstüne gitmeyin. Allah aşkına Kerem de çok iyi oyuncu bak. Ya böyle Icardi ile falan yanında iyi oyuncularla oynadı mı değeri çok daha artıyor yani bu oyuncunun. Barış bence 20 dakika çok iyiydi. Onun dışında çok iyi değildi açıkçası. Fener'de Crespo iyiydi. Arao fena değildi. King yüksek almış ama ben çok da iyi bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bunlar Rossi maçın başında fena görünmemekle birlikte iyi değildi. Ferdi bence Fener'in en iyisiydi. Niye 6-3 almış anlamadım. Şunlar Serdar Aziz şaka mı? <laughs> bu Serdar Aziz şaka mı lan? Oğlum bir soper oyuncusu bir maçta 10 kere taça pas atar mı lan? Oğlum bu bir kere olur oğlum. Şaka mı bu lan? <laughs> Vallahi çok şaşırdım ha. Oğlum bu Serdar Aziz bu kadar kötü bir oyuncu değildi ya. Yemin ediyorum ikilik alttan gibi oynadı ha. Lan atıyor taç, atıyor taç, atıyor taç. Sürekli taça pas atıyor Serdar Aziz. Gustavo Henrique en yüksek almış ama yani dediğim gibi Dubois iki taçı daha Gustavo Henrique atsa bence ikinci sarıyı gördürtürdü ilk yarıda. Atmadı bir türlü o taşları şey şurada. Şuraya at şuna Adam geçecek belli. Barış ezecek yani. Gustavo'yu ezecek belli yani. Salay da öyle. <laughs> Salay da taça pas atıp durdu. Pasat yapıp durdu. Bu Salay'ı Marka ile vardı oyun kuruculukta. <laughs> çok şaşırdım yani bu ye ben. Ay. Mübarek okumuyorum ki İstanbul Spor tamam hani demişsiniz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ben bu maçta o yüzden. Oğlum hayat tersine döndü ya. Biz Fener'e ya Fener'e biz iyi oynadığımız zaman 1-0 yenilirdik. Maç şöyle başa baş oynadığı zaman 2-0 falan yenilirdik. Fener'i oynadığı zaman da işte 4-0, 5-0 falan yenilirdik Fener sahasında. Bu işler çok tersine döndü. Şampiyonlukta da tersine dönecek diye korkuyorum yani. <laughs> tamam mı? Bir de bu maçtan önce dedi söyledim yenilen şampiyon olur diye. Şimdi şuradan gider Fener şampiyon olursa çok üzülürüm bak. Ya küçük küçük takım taktiği bul bitsin. Okan Vuruk. küçük maçları kazan ya. Bundan sonra küçük maçları kazan. Şampiyon olursun abi. Çünkü büyük maçlarda zaten oyunumuz var yani. Belli ki biz büyük maçlarda ezeceğiz rakipleri abi. Şu an bir de ikili avarajı da aldık görünüyor. Yani Fener gelip bizi içeride 3-0 yenmezse ki 3-0 yenerse muhtemelen onların lehine gerçi avarajı da artık yakalamışızdır. Bugün 6 tane avaraj kapatmış olduk. 3 bizden 3 onlardan. İkili avaraj da elimizde görünüyor Fener'le yarışırsak. Büyük ihtimalle. Yani şuradan şampiyonluğu kaybetmenin tek yolu küçük maçları kaybetmek olur ki biz küçük maçlarda şu ana kadar problem yaşıyoruz. Umarım bunu düzeltiriz. Bu kadar. Küçük takımla oynayıp ezdiğimiz bu maç bu maç demiş. <laughs> Kerem'e değmedi seydi ofsite evet, Ben o pozisyonu bir daha izleyeyim ben onu kaçırmışım. Ama Kerem'in ben yani şu an pozisyonu hatırlamamakla birlikte Kerem'in Icardi'ye pasının çok net olduğunu hatırlıyorum ben. Nasıl Kerem'e değmediyse kafa sıyırdı değmedim acaba ona mı baktılar? Peki tamam anladım. <laughs> Kerem'e değmesi Icardi olsaydı demiş anladım. Orada 4, 4 dakika büyük ihtimal Kerem'in Icardi'ye giden topa dokunup dokunmadığını baklar. Tamam herkes anlamış ya. Abi top ilk Kerem'e geliyor. Kerem ıskalıyor gibi oluyor ve top Icardi'de kalıyor. Kafayla ıskalama değil mi? Kerem değmedi gibi oldu. Tamam anladım ya. <laughs> tamam oğlum. Ben çok chatte geride kalmışım. Pardon ya. O yüzden. Jorge hocalık bozları atarken Sir Okan hocalık yaptı. Aynen öyle oldu. Aa biraz hocalık bozu atabilirsin be Okan hocam. Ya bu, 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 ülke böyle bir ülke işte. Gidip orada maçın başında kulübede oturma abi. Git çizginin önünde dur şöyle sen de yani. Ya biz seni savunuruz da işte böyle bir sürü adam var yani Türkiye'de biliyorsun. Ne laflar edildi ya bu chatte Okan Burak'a. Gidin bakın eski yayınlara. Ne laflar edildi bu chatte. Savunamıyorduk adamı ya. Hadi Fatih Terim, 5. Fatih Terim dönemi bilmem ne bilmem ne Neden oldu yani. Aa bu sefer beni, benim, benim tahminlerim de açtı Okan Buruk. Kral, kral Okan Buruk abi. Icardi gitsin kumda oynasın bir süre. <laughs> Icardi tam çok iyi oyuncu. Ama seni konuşmak istemiyorum. Her maç gündem sen olma. Biraz bencil ol. Bencil olma ya. Abi adam gitti sol ayağıyla 90'a çaktı. Şaka gibi ya. <laughs> adam ters ayağıyla gitti 90'a çaktı ya top maçın sonunda. Bir tane de asist yaptı. <laughs> benim diyor ya maçınız benim. Hiçbiriniz beni ilgilendirmiyorsunuz diyor Icardi. Şaka gibi yemin ediyorum ya. Şu Icardi abi. Ya benim Icardi dövmesi yaptırmam lazım buraya. Artık bunun ya zaruret olduğunu ve zaruretin de bunu caiz yapacağını düşünüyorum abi. Ya yemin ediyorum yani ben yıllardır maç izlerim. Ben bir oyuncu bu kadar sevdim mi ya? Hacı'ye çok yetişemedik. Snyder'i çok severdik tabii ki. Snyder iyiydi. Melo'yu severdik. Ha, Snyder dışında bak şu an aklıma gelmedi yani. Ve bu kadar kısa sürede az maçla. Ya Icardi'nin bu 7. maç olması lazım biliyor musun? Ya bu kadar doğru yüzdeli oynanmaz yani. Abi adam 5 dakika top oynuyor. Herkesin iyi oynadığını gösterip çıkıyor gidiyor ya. İnanamıyorum bu Icardi'ye ya. Jesus balonu patla demiş. Bence iyi hoca yani. Jesus o taktikle ligin ilk yarısını bitirdi abi. Şimdi başka bir taktik bulması lazım. Biraz geç kaldı artık yavaş yavaş. Ya, Trabzon maçından itibaren daha Galatasaray'da benzer şekilde büyük takım şey küçük takımlar için yani set oyununu biraz geliştirmesi lazım. Ferdi niye 6-3? Valla ben de bilmiyorum ya. Bırak orayı kapatalım abi. NTV Spor Okan Buruk Jesus'u mat etti diye manşet geçmiş. Aynen öyle. Net mat etti abi. Bu arada benim kamera açım ne kadar kötüymüş ya. Aşağıdan yukarı doğru şöyle. Şaka mı abi? Maç heyecanından. Neyse benim artık yavaş yavaş çıkmam lazım ya. Hemen çıkmam lazım hatta. Ben burada ne yapıyorsam abi. Abi senin de işin var futbol olunca kendinden geçiyorsun. Hemen hızlıca bitiriyorum chat'i. Beni M ettin abi. Ne izledim bilmiyorum ama izliyorum. Abi boyu biraz sert giriyor pozisyonlara. Biraz dengesiz giriyor evet. Serdar sanki deplasmandaydı demiş. Berkante. Abi adamlar niye üçlü defans oynuyor ya demiş. Geçti işte hemen 4-4-2'ye. Abi adamlar 3 üç, 4 üçlü defansla iki hafta önce kadar liderdiler yalnız yani. Icardi'yi öv abi fıstıklı kadayıf gibi. Yani Icardi'yi ben övüm abi. Icardi'yi översem bugün mesai şey yapma yani. 5 saat yayın yapmam lazım. Yoruyor beni Icardi yani. Icardi üzerine konuşmak beni yoruyor abi. Yürüsün gitsin. Var kontrolünde Icardi'nin pasif offside'ını nasıl akıllı çeviririz diye uğraştırma başaramadılar demiş. Elmander abi Elmander. Yok, Karakteriyle Elman karakter de bu arada. Icardi'nin zannedildiği gibi olmadığını ve kendini tamamen verdiğini düşünüyorum Galatasaray'a. Drogba Yok. Şu anda sadece Snyder'le kıyaslayabiliyorum. Snyder tabii çok uzun süre bayağı işler yaptı. O yüzden biraz daha dursun. Ebu'ye demiş yok. Drogba yok abi. Drogba. Drogba bende o kadar iz bırakmadı. Ya bugün gitseler Icardi bende daha fazla iz bırakır. 7 maçta bu böyle. Abi. 7 maçta. Lincoln vardı. Aynen Lincoln'un bende forması da vardı ama yok o da değil. Lincoln gitmez ya deplasmanlara falan. <laughs> abi senden bu kadar futbol sevdası beklemezdim demiş. İyi arkadaşlar görüşürüz. Maçla ilgili konuşacağımız şey var mı? Son 2-3 dakika var mı? Maçla ilgili bir soru cevap yapabiliriz hemen. Onun dışında bitirelim gidelim. Al 45 dakika benim hemen çıkmam lazım. Maçın içinden enstantaneler başka bir şey ben çok hatırlamıyorum. Aa Mustafa'nın iyi kurtarışını söyledik. Evet abi her şeyi konuştuk ya. Tam güzel bir maç kazandık. Çok doğru bir maç kazandık ama en fazla 3 puan kazandık. Çok abartmamak lazım. Geçen hafta Ankara gücüne karşı çok zor bir maç kazanıp Ankara gücünün kendi yani bizim sahamızda bizden daha fazla gol pozisyona girdiğini, XG'sinin bizden daha yüksek olduğunu unutmamak lazım. Ayağımızın yere basması lazım. Çünkü çok yoğun bir tempoya gidiyoruz. Çarşamba pazar benim bildiğim 8 Şubat'a kadar falan bir sürü maç oynayacağız. O yüzden değişe 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 ayağımız yere basarak küçük maçları çat çut temizlememiz lazım. Ben 5 puan diyordum ama madem şu yani Fener maçından sonraki 10 haftalık fikstürle 5 puan öne geçelim diyordum. Çok daha iyisi oldu. Fener maçından sonra 4 puan öne geçmiş olduk. O zaman şu anda önümüzdeki 10 haftadaki nispeten kolay periyotta 7 mi diyelim abi? 7 bile az olur aslında ama hadi 7 diyelim. 3 puan daha açalım yani şu kolay periyotta. En az. Ay ay ya ders yayınları ne zaman bakacağım çok kötü bir hafta geçirdim bu hafta çok daha iyi bakmayın böyle güldüğüme falan da. Ya bugün mü? Dün sıfır. Bugün yarım saat. Şaka mı abi bu ya? Beni yıkardı mı kurtaracak ya? Yalan dolan bu işler aslında. <laughs> Birden şeye bağlıyorum ama <laughs> ders çalışmamız lazım ona bir ayar çekmeye çalışacağım abi. Fener seyircisi nasıl aldı? Valla çok iyi başladılar aslında. Tempolu başladılar ama işte seyirci hemen maçın başında oyunla sindireceksin. Bu bizim sahada da oluyor. Bunu yapacak bir şey olmuyor. E sindir. Zaten iki tane offside'den gol atınca. <laughs> maçın başında hemen iki offside'den gol atınca seyirci hemen sindi. Bir daha da kendine gelemedi ondan sonra. Biraz böyle evet. Mertens cezalı duruma düştü. Bence iyi bir maçta düştü. Bundan sonra içeride oynayacağız bir takımla. Yani diğerleri de düşse iyiydi aslında. E sırayla düştünler daha iyi. Abdülkerim görmedi değil mi sarı kart? o da düşebilirdi ya. Deplasmanlara göre düşmemesi lazım. Abi C'ye gitsek Ronaldo gelir mi? Ronaldo gitsin kumda oynasın. Hakikaten şu an kumda oynuyor. <laughs> Çöle gitti adam. <laughs> Ay. Ronaldo gitsin kumda oynasın. Asla Icardi'nin yerini değişmem. Asla. Kesinlikle istemem Ronaldo'yu Galatasaray'a. Yürüyün gidin lan. Ayıp olun şunu sorman lan. Görmüyor musun Icardi'yi? Şaka gibi ya da Ronaldo lafı ediyor ya. Yanında olsan ağzını burnunu kırardım şu anda. Ayıp olun bu Icardi'ye lan. Şu anda ne yapıp edip Icardi'yi bir yıl daha mı kiralıyoruz? Nasıl olacak diye Icardi'nin üstüne düşmemiz lazım. Icardi 29 yaşında bir dünya yıldızdır abi. Tamam mı? Fitness storyleri atıp 38 yaşında fitness storyleri atıp Kumda Arabistan'da oynayan bir adam değildir Icardi. Yürüyün gidin. Kumda daha zor vardı demiş. <laughs> Aynen. İyi gençler. Hadi görüşürüz. Selamlar. Çok güzel bir maç kazandık. Kutlu olsun hepimize. fenerlerde. de nasıl teselli diyeyim abi Fenerleri. Fener şampiyon olabilir bu sene. Tamam mı? Bu büyü bozuldu ya. Fener de ona güvensin. Ama inşallah biz oluruz. Bir aksilik olmazsa. Hadi görüşürüz selamlar